Selam 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 ben geldim. Nasılsın iyi misin? Umarım iyisindir. Bugün anlam veremediğimiz Valorant tipleri serimizin 3. videosunu çekiyorum. Daha fazla tip bulmak o kadar zorlaştı ki bu videoyu şöyle bir beğenseniz açıkçası fazlasıyla hoşuma gider. Bu arada yeni editlerimi paylaşmak için Dash Edits diye bir kanal açtım. Ona da açıklamadan veya kartlardan ulaşabilirsin. Gelip yerini almayı unutma derim. Her neyse sizi fazla sıkmak istemiyorum. Hadi çok geçmeden ilkinden başlayalım. Bir numara. Instalog'u normal karşılayanlar. Şimdi çoğu kişi yanlış anlayacak bunu ama burada kastettiğim şu oyuna girip 9 IQ adamın instalog attığını görüp o an takımının yürekli seyirci kardeşim neden instalog atıyorsun dediğinde Ya yıl olmuş gibi yürümüş hala instalog'a mı laf ediyorsun? diyen tipler. Dostlarım derdiniz ne? Ne yüksek ne düşük elo fark etmeksizin böyle kişiler çok var. Bir karakteri gösterip ben jet alırım veya ben reyna alırım demek çok zor olamaz. Doğru düzgün takımınız için iyi bir komp kurmak ki bu oyundaki en önemli şeylerden birisi çok önemli. Bunun yerine gidip sizin jet instalok, sage instalok atıp sonra da gidip millete instalok altınıza laf ettiği için laf etmeniz tamamen saçmalık. Her neyse geçelim ikinciye. 2 numara toksik seyirciler. Bu kısımda anlam veremediğim büyük bir kitleye hitap ediyor. İlk başta yeni başladığı için seyirci alıp sonra başka ajan oynayamayınca seçmeyin deyip oynayan tarafta dostlarım. Bu seyirciler asla gözcü gibi oynamazlar. Ezber bir Volatar, atar, iki küyü aynı anda aynı yere atarlar ve asıl sorun eğer ki takımdaki entrilerden öndelerse kendilerini adeta bulunmaz yakut taşı gibi hissedip ne can ne vol ne slow hiçbir şey kullanmazlar. Sadece kile koşarlar. Sanıyorlar ki gerçek entry onlar, gerçek smoke onlar ve bu durumda öldüklerinde suçlu sadece siz olursunuz. O smoke neden orada? Side'a neden ilk ben gidiyorum falan. Dostlarım biraz bekleyin. Sakinleşin. Entriler de elbet girecektir. Side'a hemen round başladığında koşmanıza gerek yok. 3 numara. Smoke oynayıp lurk atmayanlar. İlk olarak bilmediği için lurk atmayanlar olabilir. Bu gayet normal. Ama dostlarım smoke ajanları tamamen lurk atmak için olan bir ajanlardır. Belki birim bir tık değildir ama yine de takımından ayrı oynaman gereken bir ajandır. Çünkü senin bütün amacın smoke'ları atıp side'ın belirli yerlerini kapatıp takıma daha rahat bir side'a giriş imkanı sunmaktır. Bundan sonra senin bir işlevin bir gereğin kalmıyor. Tamamen asıl amacın bu. Tabii ki bunun ayrı opsiyonel şeyleri var. Misal siz bu smokları attıktan sonra takımınız sayda başarılı bir şekilde ilerlerken sizin de takımınızın arkasını kollamanız, takımınızın bel kemiği olmanız gerekiyor. O takımla gitmek yerine mitten arkalayan 2 ay kür vurmak takıma daha yararlı olmanızı sağlar. E sayda da değilsiniz. Sayda bastıkları zaman rakip takım retake attıkları zaman ne yapacaksınız? Açın bir iki lineup öğrenin yani gidin atın lineup'ınızı round'u kurtarın. Her yerden bir yere erişebildiğiniz için bence smoke ajanları zaten aşırı güçlü. Bunu da takımınızla beraber oynayarak köreltmenize gerek yok. 4 numara, asla konuşmayanlar. Bu kesim bellidir. Ya birim ya seç ya re'ni alırlar ve hiç konuşmazlar. Oyun boyu sizi duyarlar, size tepki verirler ama asla konuşmazlar. Bu kesimin birim oynayanları genelde böyle biraz daha orta yaş kitlesi olur. Daha olgun, daha güzel davranış gösteren insanlar olur. Seyirciler ise genelde troll olur ya da tam tersine çok pis, toksik olurlar. Oyunun yarısında mikrofonu açıp oyunu siz rezil ederler. Reyna'ları ise nötr. Reyna'ları hala çözemedim. Bunlar nasıl insanlar ya? Dostlarım eğer aranızda böyle kişiler varsa hani bir anlatın derdiniz tasanız nedir? İki çay içer dinleriz derdinizi. Çözümünü de buluruz yani. Ve bu bir iletişim oyunu. İletişim kurun arkadaşlar. Sohbette olmasa info olarak kurun en azından. Her neyse geçelim bir diğer türümüze. 5- küçük çocukları sataşanlar. Dostlarım oyunlarda yaş olarak küçük çocuklar elbette geliyor. Tabi bu çocukları görünce inatla sataşmak bence saçma. Burada da sataşmaktan kastım rahatsız edici bir seviyeye ulaşması. Yoksa ben de sataşıyorum kalp kırmayacak bir şekilde. Ama bunun bazen dozunu kaçırıp daha 10 yaşındaki çocuğa ya da 10 yaşına yeni girmiş çocuklara niteliksiz küfür edenler var. Ve ben açıkçası bu arkadaşın beyin yaşının o oyundaki çocuğun yaşından daha küçük olduğunu düşünüyorum. Eee boşa dememişler yaşadığın yılda değil olgunlaştığın zaman büyürsün. Neyse bu videomuz da bu kadardı. Umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve bundan önceki iki, iki anlam veremediğim Valorant tipleri videosuna da kartlardan ulaşabilirsiniz.